doldurduğum kavanozlarım ve şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel bir reçel oldu. İçine bakın. Bunu ister tahin cevizle tüketin, ister öyle tatlı niyetini tüketin. Nasıl tüketirseniz tüketin. Muhteşem bir tatlı bu arkadaşlar. Arkadaşlar burada 4 kilo mantaş kabağım var. Bu normal tatlı yaptığımız kabaklardan değil, bu reçellik kabak. Şimdi öncelikle bunun çekirdeklerini alıyorum. Tüm almadım, tüm çok fazla oluyor. O yüzden de şimdilik bir 4 kilo yapacağım. Benim en sevdiğim tatlılardandır bu kabak tatlısı, kabak reçeli. Adana'da bu kabaktan bastırma diye bir yemek var. Etli, nohutlu. Onu da çok yaparlar. Evet, çok kısa sürede dilimlemiş olduğum kabakları şimdi soymaya başlıyorum. Öncelikle tabii şu iç bölgesini alıyorum ve kabuğunu çıkarıyorum. Şöyle bunu şöyle ikiye bölerek pişirsem daha güzel olur. Evet, bunu bu şekilde temizlemeye devam ediyorum. Bunları temizlediğim zaman, şöyle temizledikten sonra böyle kalın olmaz kabak reçeli ve ortadan tekrar inceltiyorum. Evet. Şimdi artık kirecini hazırlama zamanı. Kabak reçeli için su aldım ve şöyle bir kase kireci içine boşaltıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Evet, kireç dibi çöktü. Şimdi kabakları içerisine bırakıyorum. Tencereye şöyle 4 litre 4 kilo şeker alıyorum. Ocağa aldığım tencerenin üzerine kaynar su ilave ediyorum. Şekeri içerisinde eritiyorum. Evet, kaynar suyu arttırıyorum. Ve kabakları yıkamaya geçiyorum. Evet, şöyle bol bol yıkadığım ve suyunun berraklaştığı bir şekilde şimdi alıp bunları bir mutfak havlusu üzerine seriyorum. Evet, şeker kaynayıncaya dek bunun böyle fazla sularını alıyorum. Kaynayan şekerin içerisine kabakları bırakıyorum. Birden bırakamıyorum ki sıçramasın diye. Size de tavsiyem, yapar iseniz yavaş yavaş bırakın. Evet, artık pişmeye bırakıyorum.
Evet, reçelim kaynaya kaynaya güzel bir renk almaya başladı. Ve şimdi üzerine şöyle yarım limon ekliyorum. Bir sürede limonuyla kaynasın. Ondan sonra altını kapatacağım. Evet. Kabak tatlı kıvamına geldi. Ve altını kapatıyorum. Burada soğumaya bırakacağım. Evet. Artık reçelleri kavanozlara koyma zamanı geldi. Evet, doldurduğumuz kavanozların içine şiresini dolduralım. Arkadaşlar bir dipnot vermek istiyorum. Gömülmesi lazım. Eğer dışarıda kalırsa küflenir. Onu da size söyleyeyim. Ve dolapta muhafaza ediyoruz. Çünkü sıcakken doldurmadığımız için kaynarken bunu dolapta muhafaza edeceğiz. Zaten suyu da bal gibi olmuş yani böyle. O kadar güzel ki. Arkadaşlar bende kalırsanız her çeşit reçelle tanışmış olacaksınız. Ve benden tariflerini alabileceksiniz. Ben her şeyde yani yıllardır reçel yaptığım için çok uzun yıllardır. Reçelleri en güzel şekilde yaparım. Bunlar yıllarca denenmiş yapımlardır. O yüzden de yaptıklarımı aynen yapabilirsiniz ve çok da memnun kalırsınız arkadaşlar.